Herkes selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve evet artık sonunda Adana'dan döndüm çok şükür. Ankara'dayım ve video çekmeye başlıyorum şu anda. Başlıyorum değil aslında. Şu anda iki video çekmiş bulunmaktayım bile. En son bu kanala geldi sıra. Aslında ilk buna yükleyeceğim halde en son bunu çek. Çok garip bir düzene soktum ama neyse. Artık 3 kanala da seri bir şekilde video gelmeye devam edecek. Yan kanal da aynı şekilde Twisted Tower'ın şeyleri gelecek. Bu videoda da bilgilendirme yapmış olayım. Twisted Tower'ın hard kısmı geliyor. O yüzden ruhlarınızı elinizden geldiği kadarıyla saklayın. Şöyle bir girelim biz de. Kendi ismimi bu arada alamıyorum ben. Küfür içeriyor diyor. Onu da birazdan göstereceğim size. Bir önceki ya, yeni çektiğim videoda da gösterdim aslında yan kanalda ama bir daha göstermiş olayım. Niye bu isim var diye şey yapanlar için yani. Bunu girdiğimde bakın hani küfür olarak görünüyor. Niye bilmiyorum. Alamıyorum ismimi abi. Sonuna xmx de ekledim ama yok hiçbir şekilde alamadım. O yüzden Tabutçu 31 ile şimdilik devam edelim bakalım. Belki düzeltirler bilmiyorum yeni yamayla birlikte. Onu da göreceğiz. Şimdi talentsları falan ben size göstereceğim girdim talentsları. Bu arada bu Furkan'dan alacağım dediğim hesap. Bu hesapla bir kere şeyi bitirdim. 50 kere söylemiş oluyorum. Yine aynı şeyleri yine yan kanalda da söylemiş olacağım ama maalesef burada söylemem gerekiyor. İlk başta yani bir kere söyleyeceğim. Bir daha bitti ondan sonra. Bununla kuleyi bir kere bitirdim. Ekipman çok az düştü. Maalesef bayağı az düştü. Talents'ları da size göstermiş olacağım. Şöyle göstereyim bakalım. Buradan hızlı bir şekilde geçiyorum. Siz kendiniz yaparsanız şunu ve bunu mutlaka almak zorundasınız. Ve şunu mutlaka almak zorundasınız. Kulede bunlar kesinlikle lazım. Yani aşırı aşırı yardımcı oluyor. Gelen hasarları falan çok fazla kısabiliyorsunuz bunlarla. Damage over time dediği ne? Zehirleme, yanma, işte kanama. Bu hasarları %46 azaltıyorsunuz. Azaltmak değil, süresini azaltıyorsunuz. Yani %46 azaltmış oluyorsunuz. Hatta %50 yani hasarını azaltmış oluyorsunuz. Frostbite de aynı şekilde geçerli bu arada bunda. Bilginiz olsun. Şimdi neyse. Şimdi kardeş Frostbite bit oluyor herhalde. Neyse her ne boksa. Şu Revenant'ı falan direkt zaten kendiniz alıyorsunuz. Uzatmıyorum burayı daha fazla. Şöyle bir giriş yapıyorum. Ekipmanlarımı falan da göstermiş olacağım tekrardan. Göstereceğim şimdi size hızlı bir şekilde. Ortalama 400 bin canına falan Scorpion şu an. Şimdi şöyle bir göstereyim. Ekipmanlar bunlar Scorpion'dakiler. Hatta direkt üstüne girmeyeceğim. Şöyle yan taraftan hızlı bir şekilde göstermiş olayım. Geçiyorum direkt. Dediğim gibi çok az ekipman düştü ya. Vallahi o çok sıkıntı bir durum aslına bakarsanız. Yani 110-310 savaşta şu an 200 savaşta öncesinden bitirdim işte. Düşen ekipman bayağı az. İkinci evrimde ekipmanlar hala. Çok kötü yani. Millet çatır çutur düşürürken ben hiç düşüremedim. Şanssızlığıma mı denk geldi bilmiyorum. Black Dragon Cabal çıkarttım bu arada 200. kulede. 200. savaştan sonra ödül olarak. Yani o da güzel değildi. Bende olan karakterlerden yükselse daha güzeldi tabi. Yani ne olabilir? Mesela şu Cold War takım şeylerinden olabilir. Şimdi kankacım sana şöyle yapalım. Biz öldürebilir miyiz seni tek de bilmiyorum ama senin kalkanın var. Çok zor. 2 dakika içerisinde bunları öldüremeyebilirim. Ya şu yeni gelen şey var ya. Yeni kuleyle falan geldi. O hoşuma gitmiyor benim ya. Şöyle bir al kanka. Tamam. Yapma. Yapma yapma. Çok fazla vurma tamam mı? Anlaşalım seninle. Gel. Sana direkt şunu atayım ben. Şey değişti çünkü. Güç değişti. %70'e kadar indirdik. Tamam. Takım şimdilik güzel. Çok şey yapmıyor. İdare ediyor. Aslında gold çok daha güçlü olan gold takımlar var. Onları ayarlamaya çalışacağım. Karakterleri ayarlayacağım da şu an birkaç ekipman falan lazım. Onları da halledebilirsem. Gold takımla size bir şeyler çekmek istiyorum. Joker geldi bu arada. Joker'i de karşımıza göreceğiz. Sub-Zero'ya geçmem lazımdı. Geç kaldım aslına bakarsanız da. Yani çok da büyük bir sıkıntı değil. Güzel vuruyor aslına bakarsan. 110. savaşa göre sıkıntı değil de şu kalkanını sürekli olarak tazelemesi çok kötü abi. Bayağı bir kötü. Acayip sıkıntı ve can dolduruyor. Hani iyi miktarda can dolduruyor. Bende de var can doldurma aslında ama o kadar onun kadar yüksek değil. Yani bak ihtimalleri ve de daha az. Baksana abi ya tek atıyor karakter. Buna bak. Bayağı bir sıkıntı. 4500 can aldı giderken. Şimdi şöyle bir atsam şunu. Bunu bir savaşta galiba halledemeyeceğiz biz burayı ya. İkinci savaşta bile belki halledemeyiz bilmiyorum. Üçüncü yeteneği geldi. Cripple'ı attık ama. Aha yedik vallahi üçüncü yeteneği yedik. Yapacak bir şey yok buna ya. Atsın bakalım. Gönlü rahatlasın bir paşamın. Vurdu kafamızda yere. Vur oğlum vur. Bir cana indik. Direkt çıkacağım bundan ölmeden. Çıkmak istiyorum. Şöyle bir atayım. Yapma be blokta kaldı. Blokta kalması çok kötü işte ya. Onu... Ya şu bloğunu kıramıyoruz galiba. O ekipmandan var bunda büyük ihtimalle.
Çalışmıyor muhtemelen Block Breaker'ımız. 4000 canımız neredeyse hiç dolmamış. Bu da sıkıntı tabi. Kalkanı varken attım bunu aslında. Hoş değil yaptım da. Yani %20 canın altındayken bu arada. Ah be, öldük mü? Yok, Sub-Zero kurtaracak gerçi, aynen. Tamam, daha Sub-Zero'nun kurtarması var. Şunu atalım bakalım. Sıra bende kardeş. Benimki daha güzel bir de. Senin yet. Gerçi aynı mı lan? Dur, seninle aynı mıydı? Yo, aynı olmaması lazım. Benimki seninkinden daha güzel. Al bakalım, kaç yedin? Öldün mü? Aa, ölmedi lan. İkinci tenim daha fazla vuruyor. Vallahi garipmiş o olayı da. Neyse, şöyle bir atayım. Sub-Zero'ya kendisi otomatik geçti bu arada. Ama çok da büyük bir sıkıntı değil. Şöyle geçemiyorum. 8 saniye kaldı ya. 8 saniye kaldı. Şunu yapma be. Sürede işliyor tabii ben bunları atmaya çalışırken. Ve bitti. Maalesef bitti. Hadi bakalım. Tamam, ilk savaşta kötü değil ama iyi de değil ya. 110. savaş tekte geçilir normalde. Maalesef iyi yapmadım diyebilirim. Ekipman düşmedi. Savaşı kazandıktan sonra belki bir epik ekipman falan düşürürsek inanılmaz tatlı olur. Daha hiç epik ekipman düşüremedim abi. O da çok çok büyük sıkıntı aslına bakarsanız ya. Yani kulenin zor kısmı geliyor. Dediğim gibi bir haftası falan kaldı siz bunu izlerken. Aynen, ortalama gene 22'sinde falan gelmiş olacak diyebiliyorum. Öyle öğrendim yani. Yani bir haftada işte bir kere daha bitirmiş oluruz biz bunu. Ve epik ekipman hala düşmemiş olursa 200, yani hard kuleyi bitiremeyebilirim. Bu takımla bile bitiremeyebilirim. Çünkü zor oluyor. Çok zor oluyor abi hard kuleler ya. Acayip zorluyorlar. Direkt şöyle öldürmeye çalışayım bakayım ben bunu. Ulan sen şunu bir, dur, yapma yapma. Yapma, çok vurdu. Bir de karakter şu değiştirmeye hala alışamadım ben ha. Vallahi alışamadım bak. Sol tarafı izlemem lazım. Onu yapmadığım için cezasını çok çekiyorum. Block Breaker'ım çalıştı, tamam. Şöyle attım mı diyeceğim. 187.000 can bastı. Bu pasifinden gelen %30 can mıydı neydi, öyle bir olay var ya. Ondan dolayı şöyle geçeyim bakalım ben de. Tamam. Hasarımız güzel aslında. 27.000 falan. Bu savaşta zaten çok yüksek ihtimalle bitirmiş olacağım ben. Yani bununla birlikte şey yaparız. Yeneriz burayı. Şöyle bir gel kanka. Odaklandığım için konuşamıyorum pek de. Can basabileceğiz mi kendimize? Basabildik. Birazcık basabildik. Olsun, o da bir şey. Şöyle bir yapma. Çok vuracaksın mı? Ölmememiz lazım. Öldük lan. Vallahi öldürdü ya. Şerefsizi görüyor musun? Neyse, Scorpion'la ben seni eritirim zaten ya. Yan tarafa geçme gerek bile yok. Gücünü kullanmama gerek bile yok. Çünkü fazla fazla vuracağız zaten. Hadi bir ekipman be. Vallahi bir epik ekipman çok tatlı olur. Oyun. Çıldırtırsın beni kanka. %300 can falan. Verenler falan var ya. Vallahi çıldırtırsın bize. Hadi be oğlum. Ya karakter güzel. Güzel güzel. Çok güzel lan. Hatta bu Scorpion'da değil mi? Yok. Bu galiba şey Scarlet'ta. Tamam. Tamam tamam. Ne diyor? Bu bende lan galiba. Scorpion'da olan mı bu? Vallahi bu kimde takılıydı bilmiyorum da. Bir bakalım bakalım. Onu Scorpion'da değilse Scorpion'a aktarabilirim. Canı çok yüksek miktarda artacağı için kullanırız abi biz onu bol bol. Scorpion'da galiba kalkanlı var ama bilmiyorum, bir bakayım hangisi varmış. Tamam, o varmış, güzel. Can değerimiz çok yükselecek. Hatta şöyle yapayım mı, biraz açgözlülük yapalım. Sub-Zero'dakini ben bir alayım abi. Nivus'tan bir gel bakalım. Bakın şu çıkan ekipmanlar çok az yani. Dert o yüzden. Nerede şu mu? Yok dur, şunu alacaktım. Tamam. Şöyle bir gel Sub-Zero'ya da bir geçelim. Buna da nerede o? Yeni şey yaptığımız. Göremiyorum, 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 göremiyorum. Hala göremiyorum, hala. Ne oldu lan? Ha tamam. Şurada. Güzel. Haydi bakalım. Hemen geliyorum ben, bir saniye. Geldim bakalım. Bu ne lan? Buna yanlışlıkla buna tıkladım. Şöyle bir girelim. 111. savaştayız şu anda. Bilerek bu şeyi de yapmadım zaten. 7'de atacağım videoda size. Bunu ben şu an 5'te yüklü olacağım size. 7'de atacağım videoda normalde 110. savaşa geldim ama girmedim. 2 savaş hakkım olduğu halde. Sırf boss'u ana kanalda gösterebilmek için. Boss'ları ana kanalda gösteriyor olacağım size. Elimden geldiği kadarıyla. Bakalım artık kulenin de tüm aşamalarını yükleyeceğim. Adana'da olduğum için yükleyememiştim maalesef. Kule geldiği ilk zamanlarda şeydi. Yani ben hazırlanıyordum gitmek için Adana'ya. Ve 15 gün falan orada geçti ortalama. Şöyle bir al kanka. Bunları zaten çok rahat yenersiniz. Kule çok kolay. Agalar çok kolay kule. 500.000 cana ulaşmışız bu arada. Abo. Çok güçlendik. Güzel, güzel oldu. Çok güçlüyüz şu anda. Baya baya iyi abi. Hasar yönünden nasıl bir durumdayız bilmiyorum da düz vuruşumuz sanki birazcık azaldı. Yani niye öyle? Niye öyle harbiden lan? O ne öyle? Yüzdelik oranla mı vuruyor acaba? Yok, yüzdelik oranla vurmuyoruz. Normalde öldürücü vuruş falan yaptığında çok fazla şey yapıyordu ama
Neyse hadi bakalım. O altın takımı falan da dediğim gibi ayarlayabilirsem. Ah lan dedim bir an şey çıktı. Rare ekipman çıktı başka bir şekilde. Yok ama. Rare 2 tane düşürdüm ekipman. Hatta 3 tane rare ekipman düşürdüm kuleden. Yani bu nadir ekipmanlardan düşürdüm ama epic lazım bize abi. Epic çıkartabilirsek. Ya baksana karşı takımın canları falan çok şey yani. Herkes yapabilir. Herkesten kastım. Orta seviye hesaba bile ihtiyacınız yok bu kuleyi bitirmek için. Yani 4. 5. seviye Diamond karakterlerle falan yapılabilecek bir kule. Bilginiz olsun. Otomatik savaşta 200'e falan gidebiliyor. Yani öyle 10. seviye karakterleriniz varsa otoya katın. 200. savaşa gidersiniz. Full ağır saldırıda veya ağır savunmadaysanız. Gider bir şekilde gider o. Bir tek bosslarda elinize almanız gerekiyor. O kadar yani. Başka da bir şeye gerek olmuyor. Altın karakterleriniz falan varsa hele böyle 10. evrim falan çok rahat bitirirsiniz abi. Ya çok rahattan kastım. Tabii ki de 10. evrim karakterlere göre bitiremeyeceksiniz normal olarak. Ama bitirirsiniz yani. 5 kere bitirmeyin de 2 kere bitirin abi. Bitirin ama işte. Çıkartabildiğiniz kadar diamond çıkartın. Öyle öyle gelişiliyor çünkü. Ya ben zaten yapamıyorum şimdi. Oynasam da bir anlamı. Olsa bu şekilde yapmanızın bir anlamı yok yani. O yüzden abanmak gerek abi. Böyle bir al bakalım yavrum. 23.000. Çok da artmamış lan hasarımız. Valla hasarı çok beğenmedim ya. Tak. Bu arada çok cıncık gibi oldu. Bir kapattım açtım oyunu. Valla cıncık gibi şu an güzel. Lan 15 gün video çekmeyince işte böyle her şeyden ne o? Huylanır oldum. Ufak bir şey olduğu zaman böyle takılma falan. Kafayı yiyorum direkt çarpasım gelmiyor. Kapatı başladım düzeldi hemen. Güzel oldu ama. Hadi bakalım. Yani Scorpion'a şu anda bayağı bir ağırlık vermiş durumdayım. Başka bir Scorpion daha şey yaparsak bu arada Scarlet'ı değiştirmeye çalışacağım bu takımda. Ne yapabilirim bilmiyorum ama yerine ne katarız bilmiyorum. Belki Sindel falan çıkartırsak birinci ikinci yerimi yaparsak Sindel'ı katarım yan tarafa. Noob Saibot da olabilir. Noob Saibot'un pasifi de güzel. O da yardımcı oluyor bizi hızlandırıyordu sanıyorsam. Onunla da iş yapabiliriz yani. İşimize yarar her türlü. Bakalım ya bilmiyorum. Umarım şey yapacağız da. Noob Saibot da mı hızlandırıyordu lan? Bir hızlandırma Mortal Kombat'ın bir pasifi vardı sanki ama yanlış hatırlamıyorsam. Ayarlayabilirsem dediğim gibi şey yapmış olacağım. Jade falan da var ama Jade Cabal var. Sonra yüksek bir tane Diamond vardı. Neydi o? Hatırlamıyorum adını şu an. 11.000 can doldurduk bu arada. Oh 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 deli gibi can basıyoruz. Ama şey Damage Over Time'dan kaç? Bir dakika bu ne? Ha Dark Magic var. Kimler yemiyor peki hasar? Outworld'lar şey kurtuluyormuş. Tamam çok da önemli değil zaten. Burada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buraya Outworld'lar hasar görmediği için Outworld ortalama bir takımınız bile olsa zaten normal savaş olduğu için boss savaşı değil. Rahat bir şekilde yenersiniz yine bilginiz olsun. Yani normal karakterlerle yenmek burayı biraz zor. Outworld dışındaki sınıflarda yenmek. Harbiden zorlaşıyor. Hızlı bir şekilde şeyi de atmaya çalışacağım bu arada. Yani kulenin tüm videolarının üst üste maalesef. Gerçi atabilir miyim lan? Günde yok. Günde 2 video çıkarsam tüm kanallarda 2 video olduğunu düşünce 6 video falan yok. Yani 24 saat yetmediği için yapamıyorum onu bu arada. Yani çekmek istemediğimden değil yanlış anlamayın. Normalde bakın ben 3 tane video çekiyorsam 3 tane bilgisayar renderliyor, 3 tane yüklüyor. Hani 9 videoymuş gibi düşünün. Öyle düşünün. Çünkü render ben 40 dakika video çekiyorsam işte 40 dakika değil de 25 dakika video çekiyorsam 40 dakika render yapıyor bilgisayar. Yani onu tekrardan şey yapıyorum 1080p 60 FPS olarak. Çap güncelliyorum videoyu olduğu gibi atmıyorum. Müzik falan ekliyorum arkasına kısıyorum. Kendi sesimi düzenliyorum. Cızırtılı falan çıkan yerler oluyor. Bazen sesimin kapandığı yerler oluyor. Oraları kesiyorum falan. Bir sıkıntı var mı onu araştırıyorum yani onu demek istiyorum. O yüzden mecburen düzenlemek zorundayım videoyu. Çekip direkt tak diye atamıyorum. 25 dakikalık videonun render'ı 40 dakika falan sürüyor. Yüklemesi ortalama 3 GB falan olsa video 4 GB olsa 1 saat 15 dakika civarı sürüyor. 1 saat 15'te 1 saatte 1 saat 30 dakika arasında değişiyor. Yani işte bu her bir video için geçerli. Sadece 4,5 saat yükleme olarak düşünün ki Emre Tardar'a attığım videolar çok daha şey. Ne o? Uzun ve oyunlar şey olduğu için mobil oyun mesela mobil oyunda ekran fazla FPS yapmıyor yani piksel yoğunluğu fazla değil bu oyunun. Ama normal mesela Mortal Kombat 10'u çektiğimde 10 GB falan 40 dakikalık videosu. Onu bir de renderlıyorum ben. Renderlaması 2 saat, yüklemesi 3 saat. Yani sadece bir video 6 saate falan denk geliyor bana. Öyle düşünün. Yani bilgisayar 5 dakika boş durmuyor gün içerisinde. Akşam da kapatmıyorum zaten render ve yüklemeyle uğraşıyor. 20, yani bir ayın işte bir ay evdeysem ben bir ay boyunca bilgisayar hiç kapanmıyor. Arada bir saat falan durduruyorum. O da 2 günde bir falan. Ki böyle şey olmasın. Sıkıntı olmasın yani aralıksız açık kalmasın. Soğusun.
kafası rahatlasın diye. Öyle. Yani öyle söyleyeyim size. O yüzden yetişmiyor abi. Günde iki video yapmak normalde isterim şu an ama hem benden iki tane olması lazım hem bilgisayardan iki tanesi olması lazım. Belki gerçi bilgisayardan iki tane olsa ben şey yaparım ya. Birini de çekerim. Çektiğim gibi 15 dakika dinlenip ondan sonra render'a bırakırım onu. Yan taraftan bir daha çekerim falan. Yaparım onu da bilgisayar işte yok maalesef. Tek bilgisayar var. Onun da işlemcisi şu kullandığımız yani işlemcisi iyi değil. Yalnız sen bana vurdurtmuyorsun. Çok ağır küfür edeceğim ben sana çocuk. Hani hasar vurabildiğinden de değil geri zekalı. 26 bin falan yiyor lan. Bayağı da hasar yiyor ya. Oh, çok fazla vuruyoruz ya. Vallahi biraz. Bu arada şu Sub-Zero'nun birinci yeteneğinde bir sıkıntı var abi. Bakın o dikkatini çekiyor mu bilmiyorum da. Gecikmeli attığı için yeteneği salak gibi onu ayarlayamamışlar. Direkt düz vuruşun üstüne atılmıyor yetenek. Bir giriş animasyonu var. O yüzden bloğa geçebiliyor karşı rakip. Bu arada bunun şeyi mi azaltılmış gene? Yo 23.000 vurdu. Onun canı fazla. Karşıdakinin canı fazla galiba. Yani attın onu ama o 28.000 falan vuruyorsun be yavrum. Sen daha öyle bir çalışacaksın ki beni yenmek için. Hey, 500.000 can var. 500.000 can bu arada ikinci yani 1,5 kere bitirmiş bir hesaba göre çok az. Bilginiz olsun. Yetersiz yani. Çok fazla. Normalde 1 milyona falan şu an yaklaşması gerekiyor tahminimce. Öyle olması lazım. En azından epik ekipman çıkmış olsa yaklaştırırız büyük ihtimalle 1 milyona. Ama hayırlısı bakalım ya. Umarım çıkartırız epik ekipman da çıkartacağız. En azından Brutality setlerinden birisi tamamlansın. Ben de şu an Terminatör'ün ve Sindel'in Brutality ekipmanları çıktı. Kuleden düştü onlar. Zaten en başta direkt düşüyor. İlk yapışında düştü. Hatta az önceki çıkan şey vardı ya motor süren bir tane o Terminatör işte. Terminatör'ün Brutality ekipmanı. Bir tane daha çıkartabiliyoruz diye biliyorum. 3 tane 4 tane falan Rare ekipman var. Çıkartmadığım galiba daha. Onları da çıkartırsam çok güzel olacak. Epic ekipman da olabilir. Yanlış hatırlamıyorum umarım. 23.000 38.000 bu arada vuruyormuşuz ya. Hasarımız artmış abi. 27.000'di maksimum hasarım. 38.000'e kadar güncellemişiz onu. Bayağı iyi. Yani bak kanama mesela az önce yemedik o şeyimizden dolayı sırf kullandığımız ne o şey var ya talent'tan dolayı yemedik mesela onu vampirizm nasıl lan bir dakika vampirizmiz vallahi bulamadım o kelimeyi abi kelimeyi kaybettim lan kelimeyi vampirizm tamam mı vampirizm kelimesi evet şey nasıl da anlatayım. Mesela şey kablomuz bunu demek istiyorum. Vampirizm üzerinden vampirizmimiz. Ha tamam. Ulan çok zorlandım ya. Vallahi var ya. Oo bir an dedim sıfır dile ineceğiz şimdi niye? Arada böyle şeyler oluyor. Garip bir beyin sıfırlanıyor, resetleniyor böyle bir şey oluyor. Mindfuck dedikleri olay oluyor. Sıkıntı. Beyin şey yapması, cıklanması. Anladınız siz orayı. Yani telefonum da şarjı %30 kalmış ya. Hay böyle işin içine sıçayım ben. Özel yetenek birimiz kapatılmış ama kapatılsın hiç önemli değil. Zaten yani bir vuruşta %20 cana indirdik bir komboyla. Çok da önemli değil. Şöyle bir tak yaptık mı öldü gitti. Block breaker'ımız çalışırsa tak yaptık mı bir de şöyle dokunduk mu bitti. Çok çok kısa sürüyor savaşlar ama gir çık uzun. O da birazcık dert oluyor tabii. Yani böyle bir devam edelim. Dert olsun kodumuza dert diye verelim bakalım. Ne oldu şimdi? Coins. Full coins. Coins'e banıyor kule. 3.900 ruh var şu anda. O ruhu ezeceğiz tabii ki. Yani ezeceğizden kastım. Yani şeyde hard kulede gelince artık daha da şey olacak. Ne derler? Hızlı bir şekilde erimeye başlayacak ruhlarımız. O yüzden quest'i falan yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Challenge'ları da yapacağım. Mecburen yapacağım çünkü tamamlamamız gerekiyor bir şekilde. Aynı zamanda karakter tanıtım serisinde ilerletmeye çalışacağım ama nasıl olacak bilmiyorum valla. Brutality serisinde devam etmek istiyorum. Terminatör'ün Brutality'sini şu an daha şey yapamadım. Yani Brutality çıksa bile şu an Terminatör hiçbir hesabımda yok. Gerçi Fuentes'te var ama Fuentes şu an ne oldu bilmiyorum. Onunla kuleyi 150. savaşta falanım onu da yapıyorum da. Yani Brutality şeyini bilmiyorum onun. Hangi ekipmanları çıkardığımı hatırlamıyorum onu. Onu da 200. savaşı bitirteceğim. Ona da. Birini telefondan birini bilgisayardan yapıyorum zaten. O şekilde halloluyor otomatikman. Tıklaya tıklaya bitiriyorum gün içinde. Tamam. Burayı da yendik. Güzel.
110 şu an 110'daydık değil mi? 15 savaş 124'te falan kalmamız gerekiyor bildiğim kadarıyla. Tamam. 110. savaşı iki şeyde geçtik. Aslında kötü yaptık ya. Valla tekte geçilirdi orası da. Salaklığımdan oldu galiba. Yani normalde yenilmesi lazım oranı kolay bir şekilde. 3800 ruha indik bu arada. Altını da harcayayım ya. Videoyu kapattıktan sonra altını birazcık gömebilirim. Karakter şeylerini geliştireyim elimden geldiği kadarıyla. Zaten hesapta şu an silahlar full, bronzlar neredeyse full. Ninja Beam Johnny Cage yok galiba, bir tek o full değil. Öyle hatırlıyorum. Yani çoğu şey full. Normal ortalama bir hesap aslında da. Mortal Kombat 11 takım var, o bayağı bir güzel. O hoşuma gittiği için. Damage Overtime çok lazım kulede, o yüzden böyle bir şey hep istiyordum ben. Kenshi şeyler de iyi mesela. Kenshi Fuentes ana hesabım benim şu an. Kullandığım vardı ya her zamanki. O bosslarda iyi oluyor. Çünkü Kenshi ile ben bosslara 1,5 milyon falan vurabiliyordum. Yani boss 700 bin canlı. Bir anda hem kritik hem öldürücü vuruş patlıyor. O yüzden şey oluyor. 1,5 milyon falan vurabiliyorduk. Onu vurduğum anda yeniyordum zaten savaşı. Ama şu an onu yapamıyorum. Scorpion şey yapamıyor. Damage overtime atamıyor bosslara da. Öldürücü kritik vuruşu bunun da fazla düz vuruşlarda. O yüzden bayağı bir rahatlatıyor bizi bu durum. Vallahi bir tane daha çıktı. Çok güzelsin be oğlum. Bak 5 saniyeden 6 saniye kalkanımız da artmış bu arada. Güzel. Maksimum canımız arttırıyor. Ne? Damage boost'umuz da arttırıyor. Bayağı iyi. Bu Scorpion da bir de ya. Şu an 502 bindi canımız. Kaç bin oldu? Rare ekipman güzel düştü lan. Vallahi 2 kere üst üste yani 15 savaşta 2 ekipman düşürmek Rare çok iyi. Bayağı iyi. Güzel. Güzel. Şu an tamam birazcık toparladın kulecim. Aferin sana, adamsın sen. Zaten bir ay falan kaldı galiba. Kulenin bitmesine 36 gün var da 35 gün kalmış olacak siz izlerken. Yani ortalama 3 kere falan daha 4 kere bitirebilir miyiz? Belki 4 kere bitiririz. Yok 4 kere bitiremiyoruz bununla birlikte. Gerçi bitiririz ya. 4 kere falan bitirebiliyoruz kuleyi. Daha 4 kere daha yani bitirebileceğiz. Umarım bir aksilik olmazsa. Gerçi 190 ve 200. savaşta birazcık öttürüyor ama 540 bine çıktı bu arada canımız. Şimdi şöyle bir şey var. Canımız arttıkça şeyimiz daha da ne oldu, öyle bir takılma oldu. Vallahi bir takılma oldu salak salak. Kendine gel oğlum, kendine gel, sakin ol. Aa bir şey takılıyor. İndirme mi açık kaldı? Muhtemelen indirme başlattı. Hemen geliyorum ben. Hah tamam, bazen böyle indirmeyi şey yapıyor. Kendi kendine başlatıyor arkada. Steam aptallığını açık bırakınca böyle oluyor. Steam'in onu yapması da çok uyuz bir şey ama dur bakalım kankam. GTA San Andreas videosundan çıktım. Ondan dolayı da oluyor olabilir. Kanka dur bir ya. Şöyle bir al. Tamam. Şöyle bir al bakalım. Block Breaker'ımız şey yapmadı. Frost bu arada çok kısa sürdü. Fark ettiniz mi? Triborg'un attı. Sub-Zero Triborg'un attı. Şey çok kısa sürdü. Yani. Hadi bakalım devam edelim yavrum. Ekipman düşürdüğümüz, yani ne kadar daha düşürebiliriz? 540 bin candayız. Ha, şeyden bahsediyordum. Şu an 540 bin candayken ekipman düşünce, böyle rare ekipman falan düşünce o %3 %5 bize çok yüksek miktarda yansıyor can. O yüzden rare ekipman düş, epic ekipman bu yönden aslında önemli. %300 canınızı arttırdığınızda işte mesela bir ekipman daha düşüyorsun, rare ekipman %30 aslında yani 1 milyon can üzerinden 300 bin can olarak yansıyor size. Ama işte epic ekipman düşürmediğinizde 500 bin canınız var diyelim toplamda. %30 ya 150 bin can olarak yansıyor. İki katı bir fark oluşuyor. Bu yüzden epik ekipman düşmesi çok önemli ve hala düşüremedim ben. O yüzden biraz yakınıyorum buna. Ama bakalım inşallah düşüreceğim ya. 4 kere bitirmeyi herhalde düşürürüz hocam. Düşüremiyorsak da canımız sağ olsun, ne diyeyim ki. Düşürürüz ama ya. Her bitirdiğimizde daha da rahatlayacağımız için kuleyi. O da çok güzel bir olay olacak. Ki zaten şey gelene kadar bir kere daha bitirmiş olacağız. Ne o? Hard kısmı gelene, kulenin zor kısmı gelene kadar bir kere daha bitireceğiz. Ama o bayağı bir muhtemelen zor olacak. Hayırlısı bakalım. Artık yeni gelen kuleleri rahat rahat yapabileceğim. Çünkü yakında bayram falan yok. Adana'ya gitmem için. Yani ailemi görmek için giderim. O da ne zaman giderim? Eylül'ün ortasına veya sonuna doğru giderim. O da uzun kalmam. Bir hafta falan kalırım. Bayram olduğu zaman işte. Kurban Bayramı'nda özellikle uzun kalmam gerekiyor. Çünkü bir sürü iş var ya. Tek çocuk olduğum için ben yardım etmem gerekiyor. 5 tane keçi derisi yüzdüm anasını satayım. 5 tane keçi derisini aynı zamanda pompaladım. Ki bir tanesi koyundu. 4 tane keçi bir tane şey. Hatta bir tane de oğlak gibi bir şey vardı. Küçük kestiler teyzemgil. Yani hem derisini yüz, parçala, üstüne şişir. Kesmeyi yapamıyorum ben. Solak olduğum için doğuştan banlanıyorsunuz zaten bildiğim kadarıyla. Keçi veya herhangi bir kurban kesemiyorsunuz. Solaklarda öyle bir şey olmuyor. Kıbleye yatırım olayından dolayı diye biliyorum.
Sol elle yatırılmıyor kıbleye doğru hayvan. O yüzden sıkıntı oluyor. Yani kesebiliyor olsam kestirirlerdi eminim. O 5 keçiyi de bana kestirirlerdi gibime geliyor. Yani çok fazla iş yaptığım için sıkıntı oluyor. Mecburen uzun kalmam gerekiyor. Dur bakayım oğlum. Et doğramalar, kesmeler falan çok uzundu ya. Vallahi kabus gibi anasını satayım. Kurban Bayramı'nı içtenlikle söyleyebilirim ki sevmiyorum. Ramazan Bayramı'nı ben çok seviyorum abi, daha iyi. Ya sevmeme sebebim iş bayramı abi. Ya çocukken güzel. Orada burada oturuyorsunuz işte. Ne mesela ya, şunu su getir, işte çayları dağıt. Çocukken bu yani, başka bir şey yok, görevin yok. Büyüyünce ama tüm işleri kitlemeye başlıyorlar. Çünkü sen büyüyünce etrafındaki insanlar da yaşlanıyor ve yaşlı çoğunluk fazlaysa, ki biz de öyle sülalede, sıkıntı oluyor. Yani adam zaten yaşlı, hani kaldırırken falan ben 50 kiloluk güç uyguluyorsam 10 kiloluk güç uyguluyor. Yani geri kalan işte görev dağılımında iki kuzendik biz. Ben 20 yaşındayım, kuzenim de 20 yaşında. Lan %50'sini ben alıyorum, %50'sini kuzenim alıyor. Yan taraftan da tutuyormuş gibi yapıyor diğerleri. 6 kişi taşıyoruz güya. Ama 90 kilo malı alamıyoruz. Hani garip bir durumdu, bilmiyorum ya. İp mip olmadığından bayağı bir söylendim var ya. Çok da sövdüm. sıkıntı oldu ya. Şöyle bir al bakalım. Tamam. Şöyle bir al yavrum. Elim ayağım tutmaz hale gelmişti ya. Kurbanın o ilk günü var ya, akşama doğru. Demuca Overtime'dan bu arada çok fazla hasar yiyoruz ya. Valla. Yine Dark Magic gelmiş değil mi? Kimleri peki şu an rahat? Spec Ops'lar şu an kurtuluyormuş. Yani çok da büyük bir şey değil. Böyle kaç vuruyoruz şu an? Kritik vurabileceğiz mi? 78.000 kritiksiz. İyi. Güzel hasar. Güzel hasar ya. Güzel güzel. Hadi bakalım. Kaçıncı savaştayız? Yani şu an şey yok. Yakın bir herhangi bir şey olmayacağı için yakında. Adana'ya gitmek için bir sebebim yok. O yüzden tamamen YouTube'a odaklanabileceğim. Bu çok güzel bir olay. Evet, savaş hakkımız da bu arada bitmiş. 124. savaşa kadar gelmiş olduk. Gayet güzel. Yarınki savaşı da sen bu ana hesapta çekeceğim. 130. savaşa geliyoruz çünkü. Yine Tabutçu 31'de çekeceğim bunu. 130. savaşta bakalım neler verecek bilmiyorum. Galiba bu sefer 3 tane boss verecek. 10. yarım karakterle falan verebilir. Yani onu tek ikinci savaşta bile geçemeyebiliriz, onu duruma göre artık bakacağız. Yani bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben bugün kendinize çok çok iyi bakın.